Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tarhana çorbasının değişik bir tarzını yapacağız. Böyle de çok güzel oluyor. Biz beğeniyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Mutfakta çareler tükenmiyor. Benim çok az bir tarhanam kalmıştı şöyle. Henüz kışlık tarhana yapmadığım için. Onu değerlendireceğim şimdi. Şöyle bir su bardağı, büyük bir su bardağı yoğurdum var. Bir yarım bardak daha alacağım. Şu şekilde 1,5 bardak yoğurdumu aldım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. 3 kaşık da tarhana koyuyorum içine. Koydum. Ve bunu şöyle güzelce bir karıştırayım. Çok kolay arkadaşlar ve gerçekten de güzel lezzetli oluyor. Değişik bir tat, değişik bir lezzet. Üç bardak da su ilave ediyorum üzerine. Çorbanın da biliyorsunuz koyulu, kıvamı herkesin kendi zevkine göre. Ondan dolayı suda ölçüyü fazla vermek istemiyorum esasında. Şöyle bakın arkadaşlar. Ben bir 3 bardak döktüm. Hatta 2,5, 3'ten biraz eksik. Ve daha sonra kıvamı koyu olursa biraz daha ilave edebilirim diye. Çok güzel karıştıralım, çırpalım arkadaşlar. Topaklanmasın çorbamız. Ve şöyle buzluktan almış olduğum haşlanmış nohutum var. Bir ufak kase. Yaklaşık bir su bardağı kadar. Onu da içine aldım. Ve bu şekilde karıştırıyorum. Evet, daha sonra şimdi pişmeye alacağım. Tuzunu, üzerinin yağını daha sonra ilaveleyeceğim. Pişirirken de şöyle şu şekilde bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştıralım. En azından kaynayıp kokurdayana kadar bizim de karıştırdıkça tarhanalarımız da erisin. Çorbamız kaynamaya başlarken biz de kızmış olan tavamızı, tereyağımızı aldık. Şöyle biraz da sıvı yağ karıştırarak. Çünkü yalnızca tereyağı olursa donar çorbamızın üzerinde. Onun için sıvı yağ da karıştırdık mı iyi oluyor. Evet arkadaşlar, benim şöyle önceden hazırlamış olduğum pratik olsun diye, biliyorsunuz karışık baharat kullanıyorum çoğu zaman. Bu baharatımı kırmızı biber, pul biber, biraz kimyon, karabiber karışımımı böylece yağın içine boşalttım ve kızartıyorum.
Evet arkadaşlar bakın şöyle yağım da kavruldu oldu. Evet arkadaşlar çorbamız kıvam almaya başladı. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. İnan dakika tuttum. Yani daha henüz başladım. 4 dakika oldu. 5 dakika bile olmadı. Çok pratik, çok çabuk kolay yapılan bir çorba. Bu arada ben ara ara çorbayı karıştırırken üzerinin yağını da hazırladım. Bazen mutfakta pratik olmak gerekiyor. Zaman gerçekten önemli hepimiz için. Kıvamını göstereceğim şöyle. Bakın. Çok güzel. Ben çok sulu sevmiyorum çorbayı. Onun için biraz kıvamlı olması daha hoşuma gidiyor. Öyle yapıyorum. Kızartmış olduğum yağımın bir kısmını çorbamın içine alıyorum. Hiç yağ koymadık biliyorsunuz içine. Evet. Diğer kalanını da servis yaparken üzerine dökeceğim. Evet. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, şöyle dumanı tüte tüte pişmiş olan çorbamdan servis tabağıma alıyorum. Gerçekten bu çorba çok da şifalı. Tarhana çorbası biliyorsunuz zaten öyle yalnız başına. Bir de içine ayrıyeten yoğurt ve nohut girince tabii daha değişiyor, daha farklı oluyor. Şimdi biraz da yağından üzerine gezdiriyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle buyurun. Gerçekten çok harika, mis gibi. Çok nefis bir çorba oluyor. Beğenip de yapan arkadaşlarıma, tarifimi beğenip de yapan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devamlılık açısından desteğinizi bekliyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.